Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Hacı Soğukpınar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere bazı ev aletlerinden bahsetmek istiyorum. Bu aletlerden bir tanesi arkadaşlar keser olacak. Bunun için bir tane merkezi noktadan başlayarak, evet, merkezi noktadan başlayarak bir dikdörtgen çizeceğim. Evet, yine çok ölçüleri kullanmıyorum. Yani direkt nasıl, yani bu iş nasıl yapılabilir, onu göstermek için yapıyorum. Sevgili arkadaşlar, evet. Şimdi buradan bunun keser olacağını hayal ediyorum. Bunun için evet, bu kısım sap olacak, ana gövdesi olacak. Şuradan şu şekilde buraya tabii bir tane şöyle çapraz çizgi çizeyim. Arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Orta noktayı yakala diyorum. Evet. Buradan şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yön 2'yi de söylüyorum. Biraz şeyimiz fazla kalın olmuş ama çekiç gibi olmuş aslında. Uzatıyorum şuradan. Evet, bu bir çekiç arkadaşlar kısaca. Evet, sap kısmını yaptık ama sonucu birleştirmeyelim. Sonucu birleştirirsek istediğimiz malzemeyi tanımlayamayabiliriz. Sonra arkadaşlar üç boyutlu nesnelerden anında 3B'yi seçiyorum. Şöyle çevirip şu tarafa doğru biraz çekiyorum. Evet, burası böyle bir çekiç olsun. Keskin uçları da arkadaşlar şöyle biraz radius komutuyla az bir aslında 5 de kullansak daha iyi. Şöyle aslında direkt yüzlere tıklıyorum ve tüm yüzleri algılıyor. Evet. Evet, sevgili arkadaşlar bir tokmak, çekiç istediğinizi söyleyebilirsiniz. Burada malzeme olarak gövdeyi tanımlayalım. Ahşap olsun. Organics olmasın. Plastik, rubber, glass, solid, light. Stone. Burada uygun renk neydi var? Wood. Evet. Wood da var. Bu wood olacak arkadaşlar. Sap kısım daha net, açık renkli olsun. Evet. Bu daha uygun oldu. Evet. Bir adet çekicimiz. Sevgili arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bundan farklı olarak keser dediğimiz aleti tasarlamak istiyorum. Evet, bunun için arkadaşlar bundan şöyle tamamından vazgeçiyorum. Şimdi ekranımı karşıma getiriyorum. Şöyle bir çizim yapacağım arkadaşlar. Bunun için şöyle evet. Şöyle. Sonra buraya bir radyus ekliyorum. Radyusumu böyle yapıyorum. Şunu biraz çeksem iyi olacak. Evet.
Sonra arkadaşlar bunun öteleyerek iki katını alıyorum. Buna 5 milimlik bir et kalınlığı veriyorum. Sonra bu uçları birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu tabii tamam. Unsurlardan bunu katıya çeviriyorum. Ne kadar oldu? Çok gitti. Evet, çok gitti, çok gitti. Bunu evet. Şöyle seçiyorum arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman bu biraz büyük tabii ki oluyor. Bunu şöyle kesmeye çalışalım. Bunun için yine bir çizim yapıyorum. Tabii önce orta noktayı bulmamız lazım. Evet, bize gösterdi. Şu şekilde arkadaşlar. Sonra şöyle. Böyle. Bunun şuradan radyuslayarak biraz yuvarlak, keskin olmaması için şöyle yapıyorum. Sonra objeleri aynala diyorum. Bunu aynala. Kimin etrafında aynala? Bunun etrafında aynala diyorum. Evet, şimdi arkadaşlar şu kısımları birleştiriyorum. Evet, şöyle direkt yani böyle hayal ettiğim gibi başladım. Hiç bir şey planlamadan devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar diyeceğim ki bunu kes. Ama kesilecek tarafı ters çevir diyorum. Niye her tarafı kesmedi bu? Pardon. Çift taraflı yapalım arkadaşlar. Yön 2'den de evet yaptığımız zaman evet şöyle bakıyorum. Biraz daha bunun ucunu aslında bu değil. Evet, burası değil arkadaşlar. Şu olacak. Bunu şöyle kendime doğru çeviriyorum. Hayır. Evet. Bu biraz daha gerçekçi oldu. Şimdi arkadaşlar bunun şu sap kısmı sanki biraz uzun oldu ama bakalım buraya sap takacağız. Şimdi ne yapacağım? Bunun radius değil de pah kırma yapacağım arkadaşlar buraya. Ama şöyle değil. Şöyle bakayım bir. Evet. Bunu uzatmak istiyorum arkadaşlar. Yok. Şunu uzatalım. Evet. Şimdi. Şöyle arkadaşlar ucunu biraz keskin yapmak istiyorum. Şöyle bakıyorum. Biraz şöyle keseyim bakalım. Evet.
Bakalım biraz daha belki parametresini biraz 3 yaparsam nasıl oluyor ona bakacağım. Evet, bunun ucu bayağı keskin oldu şu anda. Şimdi arkadaşlar şu kısmı kendime çeviriyorum. Buraya sap yapacağım. Bunun için tabii öncelikle bu şekilde en azından bu orta çizginin üstünden homojen bir yapı oluşturmak istiyorum. Evet, şöyle bakalım şimdi. Evet, sapımız gidiyor. Evet. 40 santim oldu. Evet, şu şekilde. Arkadaşlar, sonucu birleştirmiyorum. Yön 2'ye de şöyle bir miktar 10 az oldu. 20 milimlik bir şey oluşturuyorum şu şekilde. Evet, yine bakıyorum sonucu birleştirmiş mi diye bakıyorum. Hayır, birleştirmemiş. Şimdi şöyle kenarda durduğu zaman şurası biraz uzun oldu aslında. Artı bunun bir de metal aksamı olacak. Onu yapacağım. İsterseniz önce onu yapalım. Şöyle çevirdim kendime. Arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. On yapayım şunu. Ters yönde de yapayım. Onu da on yapayım. Tabii gerçek ölçüleri kullanmadığımız için arkadaşlar yani biraz boyutlar yüksek çıkıyor. Ama burada bizim amacımız tabii bu şekilde bir sap oluşturuyoruz ancak sanki bunun burasını biz daire değil de evet şu şekilde burayı dikdörtgen yapsak daha iyi arkadaşlar. Çünkü bunun için şöyle yapacağım. Evet. Hayır, bu değil. Uçtan uca seçiyorum. Uçtan uca. Evet. Bakıyorum şimdi. 15. Yön 2 de 15 olsun. Bakıyorum 15 az oldu, 25 olsun, 20 olsun diyorum. Evet. Şimdi böyle bir şey oldu ama burada arkadaşlar biraz pah kıracağız şimdi. Ya da radius yapacağız. Bakalım hangisi daha uygun. Radius'u tıklıyorum. Burada böyle. Burada böyle. Bakalım. Yani bambaşka bir şey oldu. Bu da böyle. Aslında radyustan vazgeçelim. Kontrol ediyorum. Evet, tabii o şeyden de vazgeçti. Tekrar bunları oluşturalım.
Yok, ince unsur değil, unique'yi oluşturalım. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Şu kısımlara radius yapsak nasıl olacak? Bunları artırabiliyor muyuz? Artıramıyoruz. Böyle bir şey oluyor. Ama buralarında bir radiuslarsak belki düzelebilir. Şu anda evet olabilir şöyle. Bunları artırabiliyor muyuz? Evet. Yani bu da böyle bir keser diyeyim. Keser, evet. Usta keseri dediğimiz kesere benzetmeye çalışıyoruz. Direkt hayal ettiğimiz gibi yapmaya çalışıyoruz. Bunun içinde de böyle bir hani çiviyi takıp çekmek için yerin olması gerekiyor. Bunu da kendime çeviriyorum şöyle. Onu da üzerini çizelim arkadaşlar. Ya, bu da nasıl olacak? Bunu şöyle uzatabiliyor muyum? Evet. Sonra bunların uçlarını şöyle birleştiriyorum. Bu kısmı da kesiyorum arkadaşlar. Kestim. Evet. Yaklaşık kabaca arkadaşlar bir kesere benzetmeye çalıştık. Buna yine body'den görünüm veriyoruz. Organikten wood diyoruz. Evet, sap tanımladık ama dikkat ederseniz bir yerlerde biz birleştir yapmışız. Bunlardan vazgeçeceğiz şimdi. Şuradan itibaren aslında bu mu? Evet, sonucu birleştir. Tanımlı değil burada. O zaman şunda mı tanımlı? Evet, bunu da tanımlı. Bundan vazgeçiyoruz. O zaman da radyuslarımızda problem oluyor. Evet, şimdi bu renklendirmeden vazgeçelim. Metalimsi görünümü korusun. Evet, sevgili arkadaşlar. Tabii burada hemen kendi kendimize şey yapıyoruz. Bunun ağız kısmını biraz daha, yani şu kısım biraz daha yukarı bakabilir. Eğer oluyorsa harika olur arkadaşlar. Bakalım kabul ediyorsa. Evet, etti galiba. Bu şekilde. Bir de şu kısım fazla büyük oldu. Onu da biraz şöyle yaparsak, evet, yaklaşık benzeri arkadaşlar böyle bir el keseri oluşmuş ya da sevgili arkadaşlar merhaba. Şimdi de bir somun, vida somunu yapmak istiyorum. Bunun için yine bir düzlemimi çeviriyorum. Evet, çok yan komutunu kullanacağım burada. Yine burada yatay, pardon, çizimden çıktıktan sonra yataya tıklayıp vidamın tam alt çizgisinin yatay olmasını sağlıyorum. Yukarıdan, evet. Sevgili arkadaşlar, bana bir et kalınlığı vereceğim. Şöyle, yani 30 çok oldu, 20. 20 de 25 olsun. Yani en boyuna göre düşünüyorum arkadaşlar. Sonra bunun içine tam ortasını kendime çeviriyorum. Tekrar daire komutunu seçiyorum. Ama daire komutundan önce tam bunun orta noktası için, evet pardon, önce yüzeyi seçtim.
merkez çizgisini aldım. Bu şekilde bir çapraz çizgi çektim. Buradaki amacım orta noktasını yakalamak. Sonra orta noktasını yakala dedim. Daireye bastım. Orta noktasını yakala dedim. Yaklaşık şöyle bir daire çizdim. Ekstrüzyon ile kes dedim. Tümünü kesiyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar vidamı kendime doğru çevirdim. Bu köşeleri kırpmam gerekiyor. Köşeler çok keskin. Evet. Bunun için yine çizgi komutunu kullanacağım. Arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle. Bunu şuradanın ortasından yine bir şey oluşturdum. Objeleri aynala dedim. Bunun etrafında aynala dedim. Sonra arkadaşlar burayı da yine döndürebilmek için buranın da orta noktasını belirlemem gerekiyor. Bunu da belirledim. Döndürerek kes diyorum arkadaşlar. Bana döndürme eksenini soruyor. Bu diyorum. Bu şekilde vidamın gördüğünüz gibi keskin uçlarını aldım. Şimdi arkadaşlar vidamı kendime doğru çeviriyorum. Buraya yol açacağım arkadaşlar. Bunun için buraya yine daire çizeceğim. Dairenin bana merkezini yakala dedim. Yakaladı. Şöyle çizdim. Sonra unsurlara tıklayacağım ve helis ya da spirali seçeceğim arkadaşlar. Ve şöyle yan çevireceğim. Yönü ters çeviriyorum. Devir sayısını bu şekilde yaptım diyelim. Evet. Burada arkadaşlar bir şeye dikkat etmek istiyorum. Bunu 90 dereceden başlatmak istiyorum. Bu aslında sağ eksenle uyduğu için ya da uçtuğu için yapıyorum bunu. Şimdi bakıyorum. Evet, şuradan başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bana vida için bir adım şekli belirlemem gerekiyor. Şöyle, 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 şöyle. Şimdi tabii burada yine simetriyi bulmak için yakala diyorum. Orta noktayı yakala diyorum. Bu. Tabii bu orası orta nokta değil. Ben tam vidanın kolundan çizeceğim şuradan. Şöyle. Evet, çizdim. Şimdi arkadaşlar bir kere ilişki ekliyorum. İlişki ekle diyorum. Sol, orta, sağ. Siz simetri olacaksınız dedim. Sonra bunları şöyle kısalttım. Vidanın yol durumuna bakıyorum. Şöyle biraz daha büyütebilirim arkadaşlar. Şöyle. Evet, şöyle de bir bunu görsem de iyi olur ama tamam diyorum. Sağ düzlemi tekrar kendime çevirdim. Şimdi kıvrımlı kes komutunu kullanacağım arkadaşlar. Kıvrımlı kes diyorum. Bu benim profilim, bu da benim yolum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bakacağım. Olmadıysa tekrar çizeceğim arkadaşlar. Evet. Vida adımlarım derinliğine bakıyorum şöyle. Olmuş mu? Biraz vidalarım şey olmuş bence. Şu çizimi tekrar düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha küçültüyorum. Bunu şöyle büyütüyorum ya da küçültüyorum. Şunu aşağıya çeksem daha
Değil, yukarı olacak. Evet, bir de böyle bakıyorum. Evet, bu sefer yollarım daha net belli oluyor arkadaşlar. Siz de dikkat ederseniz. Şöyle bakalım. Evet. Bu da bizim bir vidamız olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet, sevgili arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki ya da bir başka derste görüşmek ümidiyle hoşça kalın.